Hala güzel bir yol. Bugün Ünye'miz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. 30 yıllık Ünye'nin hayalini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ve bu hayale ilk kazma vuranlardan biri de biziz Mustafa'nın olarak. Zaten bu organizenin oluşu bunun da başından beri biz mütepsizler olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Dediğim gibi Ünye'nin bir hayalidir. Ünye'li müteşebbisler bu organizeyi hayata geçirmişlerdir. Ben dememek lazım, biz dedik. Kimse üzerinize alınmasın, bizlerin çabalarıyla oluşan bir organize sanayidir bu. Çünkü olmadık boş yerlere paraları verdik, sonrasında değerlendi olabilir. Neticede organize kuruldu, bitti. Ben burada emeği geçen tüm kamu kurum, işte diğer arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. Teknik bilgilerle ilgili mühendisimiz size bilgileri verecektir. Uslu Fındık buradaki oluşumuyla bize. Başkan Bey, yedi katlı bir bina inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Burada binanın en önemli özelliklerinden biri hareketli yükün metrekarede 1500 kilogram olması. 1500 metrekare temel var. 179 adet 18 metre uzunluğunda fore kazık işlemimiz var. Toplamda 10.500 metrekare inşaat imalat işlerimiz var. Allah nasip ederse kazasız belası bitirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık seneye Ağustos gibi bitirmeyi planlıyoruz. Yani Allah'tan bir engel çıkmadıktan sonra bir sene içinde bitirip seneye yeni tesisimizle faaliyete başlarız diye düşünüyorum. Burada zaman içinde yaklaşık 250-300 kişiye kadar çıkarabiliriz istihdam hedefimizi. Bir mutlu bir güne geliyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bugün organizede ikinci inşallah fabrikamız temel atma töreni yapacak. Burada emeğe geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Olmaz denilen şey bugün gördüğünüz gibi hepiniz göz önünde oluyor. Bu firmalara, işte kamu kurumlarına, buraya emeğe geçen herkese çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Kardeşler, şirketler grubu olarak buradaki dev tesisin yüklenici firması olarak işveren firmayla kontrat yaptık. Başkanımın da buyurduğu gibi 12 ayda kısa bir sürede buraları ihya edeceğiz. Yaklaşık 300 kişilik bir istihdam sağlayacak. Az önce Turgut mühendisimizin söylediği gibi de hareketli yük olan, her katında farklı bir kendine bağımsız çalışma alanı olan, buna göre donatış sistemleri, demir tevzileri ve kalıp sistemleri de ona göre olan, bölgede olmayan dev bir tesis yapacağız inşallah. Amaç tabii bölgemizi Türkiye'de bir marka haline getirmek. Aslında bu fındık entegre tesisi biliyorsunuz 3 milyar dolarlık bir ihracata sahip bir potansiyel. İnşallah bunu yakın gelecekte Türkiye 10 milyar dolar hedefine ulaştırır. Bu işlenmiş mamullerin katma değerinin çok daha yüksek olmasını gerektiriyor. Biz eskiden başkanlarım daha iyi bilir, fındığı ham olarak satardık ama bugün paketli işlenmiş ve sofralarımıza, masalarımıza gelecek şekilde ihracatını yapmak üzere böyle bir tesis oluşturuluyor. Sistem olarak yok, yani teknik boyutta yok. Mühendis arkadaşımız Turgut Bey daha güzel bunu ifade ediyor. Tabii bu zaman içerisinde olabilir ama şu anda bölgemizde bu hareketli yük dediğimiz işte 10.500 metrekare tek kütle üzerinden yapılmış bir entegre tesis yok. Hareketli yüklerde istenilen zeminin sağlaması için tabii zemin etüt raporlarına göre verilen veriler hareketli yük olması, onun da zemine göre de kazık sisteminin oluşması lazım ki o dengeyi sağlasın. Yarın kütlede herhangi bir dezenformasyon olmasın diye bunlar yapılmak zorunda. Yani veriler böyle yani. Verilere göre hareket ediliyor. Biz teşekkür ederiz. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Ünye'mize hayırlı uğurlu olsun. Müteşebbis arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz Ünye halkı olarak. Başkanlarımıza da bu konulara vesile oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tip organize sanayilerimizin birincisi açılıyor. İnşallah ikincisi, üçüncüsü, belki dördüncüsü açılır diye ümit ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Başkanı'nın kanalları arasında.